Herkese merhabalar. Katar'dan yeni bir video ile daha sizlere merhaba demek istiyorum. Öncelikle dün YouTube'umu kontrol ederken 1000 aboneye ulaştığımı gördüm. Bana destek olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Sizlerin desteğiyle bu kanalı daha da büyütüyor olacağız. Ve ben Katar'dan tüm gelişmeleri, Katar'daki iş imkanları, Katar'daki yaşam ve hayat koşullarıyla alakalı videoları sizlere buradan hemen hemen her hafta bir tane ya da iki tane videoyla buradaki hayatı göstermek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bildirmek istiyorum. Daha önceki videomda sizlere Katar'daki iş imkanlarıyla alakalı soru cevap kısmını yapmıştık ve bana yorum kısmında sorduğunuz soruları ben çektiğim videoda sizlere cevaplamıştım. Sonrasında tekrardan yeni sorularla karşılaştım ve bu videoyu da aynı şekilde bana sormuş olduğun soruları cevabı olarak yayınlıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Ne tür sorularla karşılaşmışız? Cevapları ne olacak? Hep beraber videomuza başlıyoruz. İlk sorumuzdan başlamak istiyorum. Facebook'ta hangi grup diye bir yorum almışım. Arkadaşlar Facebook'taki en fazla burada üyeye sahip olan grubumuz Katar'da yaşayan Türkler. Bu grubun ben linkini de alt tarafta açıklama kısmında belirtiyorum. Oradan gruba giriş yapabilirsiniz. Bilgilendirmeler çok güzel, teşekkürler. Orada havacılık sektörünü nasıl görüyorsunuz? Katar Airways'i bir uçak bakım teknisyeni iş yapabilir mi? Benim burada Katar Airways'te tanıdığım Türk arkadaşlar var. Kendileri buradaki işlerini Katar Airways'in kariyer sayfasından başvuru yaparaktan buldular. Onun da size hemen alt tarafta açıklama kısmında Katar Airways'in kariyer sayfasının linkini bırakıyorum. Oradan da aynı şekilde sayfayı açıp hangi pozisyonlarda ihtiyaçları olduğunu oradan görüp eğer size uygunsa oradan başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Fakat maalesef dünyadaki son bir yıldaki pandemiden dolayı her sektörün etkilendiği gibi en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi benim sektörüm, yani otelcilik ve turizm. Diğeri de hava yolları şirketleri arkadaşlar. Maalesef Katar Airways ciddi anlamda birçok çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldı. Dolayısıyla birçok global şirket olduğu gibi Katar Airways de bu dönemde küçülmeye gitti. Ama yeni yeni tekrardan pozisyonların açıldığını ben duydum. Bir şansınızı denemekte fayda var. Bırakmış olduğum linke tıklarsanız oradan açık pozisyonları görebileceksiniz. Orada bir küçük dükkan açabilir miyiz? Çiğ köfteci gibi dükkan kiraları, genel masraflar nelerdir? İş yapar mı diye bir soru var. Bunu daha önceki videolarımda söylemediğimi düşünüyorum. Burada herhangi bir işletme açmak istiyorsanız siz kendiniz gelip burada bir işletme kuramıyorsunuz. Bunun yerine burada mutlaka ama mutlaka bir tane Katarlı ortağınızın olması gerekiyor. Çünkü Katar Ticaret Ofisi'nden işletme başvurusu yaparken Katarlı ortağınızın kimliğiyle başvuru yapıyorsunuz. Yani siz gelip burada herhangi bir oturma izniniz kimliğiyle ya da pasaportla burada herhangi bir işletmeye başvuru yapamıyorsunuz. Katarlı ortağınızın kimliği buradaki tüm resmi işlemlerde kullanılıyor. Onun kimliğiyle işletme açıldıktan sonra siz ortak olarak ilerliyorsunuz. Genelde benim burada karşılaştığım Katar vatandaşlarının birden fazla sektörde iş kolu var. Fakat bu iş kollarının hepsiyle alakalı kendilerinin bilgileri yok. Fakat bu işin profesyonelleri o kişinin kimliğini kullanaraktan işletmeyi kuruyor. İşletmeyi aktif hale getirip çalıştırıyor ve Katarlı ortak bundan giderlerden ve kar kısmı ile ilgileniyor. İşin içeriğiyle alakalı çok bir efor sarf ettiğini söyleyemem. Merhaba, çok açıklayıcı ve akıcı bir video olmuş. Ben de oraya gelip hizmet sektöründe çalışmak istiyorum. Başlangıç seviyeye İngilizce ve Arapçam var. İş bulmam zor olur mu? Hizmet sektöründe arkadaşlar çalışırken tabii ki bulunduğunuz pozisyona bağlı olaraktan İngilizce ve Arapça seviyeniz önemli. Fakat siz hangi pozisyonda çalışmak istiyorsunuz? Önemli olan o. Örnek veriyorum, burada otellerde servis personeli olarak çalışmak istiyorsanız evet, gün içerisinde belki çok aktif bir şekilde İngilizce kullanmıyorsunuz. Mesleki İngilizceyi kullanıyorsunuz. Fakat oteller sizi işe almadan önce bir interview gerçekleştiriyor. Yani bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşmede tamamen İngilizce oluyor. Özellikle 5 yıldızlı oteller sizin iyi derecede İngilizce biliyor olmanızı istiyorlar. Tabii ki bu zamanda geliştirilebilir bir şey ama önemli olan mülakatı geçmek. Mülakatta eğer karşı tarafı tatmin edecek bir İngilizce konuşabilirseniz sonrasını burada zaman içerisinde tabii ki daha iyi duruma getirerekten o durumdan kurtulabilirsiniz. Her halükarda da sizin en kötü orta düzey bir İngilizce ya da bir Arapçaya sahip olmanız gerekiyor ki buraya gelip çalışabilirsiniz. Merhaba, ben aşçıyım. Aynı zamanda berberlik mesleğim de var ama üniversite diplomam yok. Bu oraya gelmeme engel olur mu? Cevaplarsanız çok mutlu olurum. Hep aklıma takılan bir konu. Öncelikle otellerde çalışmak istiyorsanız ve aşçıysanız bunu belgelendirmeniz gerekiyor. Daha önce çalışmış olduğunuz yerlerden mutlaka çalışma belgesi
ve zaman içerisinde çalıştığınız otellerde almış olduğunuz eğitimleri de burada belgelendirmeniz gerekiyor. Özellikle otel kısmında belgeler çok önemli ve diploma da önemli. Sizin nereden mezun olduğunuz buradaki işe alınıp alınmayacağınızı ciddi anlamda değiştiren faktörler. Dolayısıyla da otelde çalışmak istiyorsanız diplomalarınız olması şart. Ama diğer restoranlarda açık konuşmak gerekirse sizin diplomanızdan, almış olduğunuz eğitimden çok bilgi ve becerileriniz ön plana çıkıyor. Bununla alakalı da benim size tavsiyem, yine Facebook grubu Katar'da Yaşayan Türkler grubunda zaman içerisinde pozisyonlar açılıyor. Oradan takip edip kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Berberlik mesleğiyle alakalı olarak da daha önceki videomda belirtmiştim. Burada genelde Türk vatandaşlarımız birçok berber işletmesi sahibi ve çalışanı aynı zamanda. Onlara bildiğim kadarıyla mesleki yeterlilik anlamında Türkiye'de olan diplomalarını burada çeviriyorlar ve o şekilde ancak çalışma belgesi çıkartabiliyorlar. Verdiğiniz bilgiler çok güzel, çok teşekkür ederim. Bir de Katar'a nasıl ticaret yapabiliriz? Bu konuda bir video hazırlarsanız çok faydalı olur. Tekrar teşekkür ederim. Katar'a eğer ihracat yapmak istiyorsanız bu yine sizin kendinizin yapabileceği bir şey söz konusu değil. Mutlaka ve mutlaka burada Katar'lı bir ortak bulmanız gerekiyor. Eğer kendi işletmenizi burada açabilmek istiyorsanız. Eğer siz kendiniz herhangi burada bir işletme açmadan Türkiye'den direkt Katar'a ürün göndermek istiyorsanız da bununla alakalı açıklama kısmında Katar'da bulunan trading company'lerin listesini size aşağıda veriyorum. Orada şirketlerin hangi ürünler üzerinden ihracat ve ithalat yaptığını görüp kendileriyle birebir kontağa geçebilirsiniz. Merhabalar, yiyecek içecek bölümünde garson maaşları hakkında bilgi verir misiniz? Arkadaşlar, genelde otellerde servis personeli için maaş skalası çok yüksek değil. Ortalama söyleyebileceğim rakam 1800 ile 2200 TL arasında değişiyor. Yani 3600 TL ile 4500 TL arasında bir maaş skalası var otellerin. Hangi pozisyonda geliyorsunuz? Garson mu geliyorsunuz? Kaptan mı geliyorsunuz? Şef mi? Müdür yardımcısı mı? Ya da direktör olarak mı geliyorsunuz? Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi pozisyonlar arttıkça buradaki kazançlar da ciddi anlamda yükseliş gösteriyor. Bu maaş skalası otellerden bağımsız restoranlarda çalıştığınızda minimum 1000 dolardan başladığını söyleyebilirim. İşin güzel kısmı size daha önceki videolarda belirtmiş olduğum gibi buradaki konaklama ihtiyacınızı sizin sponsorunuz olan işletme karşıladığından dolayı herhangi bir ev kira bedeli ödemeden bu paraları aylık burada kazanabiliyorsunuz. Tabii ki işin bahşiş ve tip kısmı da sizin maaşınızın üstüne gelecek bir gelir olarak düşünebilirsiniz. 16 Aralık'ta Katar'a geleceğim ve Skymasters'ta pilot olarak çalışacağım. Sorum, Katar'daki Türklerle tanışabileceğimiz bir platform var mı? Ve bir de gelirken buradan bir isteğiniz var mı? Videolar çok iyi. Tebrikler. Öncelikle size hayırlı olsun. Yeni işinizde başarılar diliyorum. Bir isteğim yok. Çok teşekkürler. Canınızın sağlığı. Sağ salim buraya gelin ve işinize güzelce başlayın. Arkadaşlar, buradaki platformla alakalı olarak daha öncesinde size bahsetmedim ama bizim burada gerçekten çok güçlü bir yapılanmamız söz konusu. Bu yapılanmamızın adı Türk İş İnsanları Derneği. Burada Katar'da bulunan Türk şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren yöneticilerimizin bağlı olduğu bir derneğimiz. Bu derneğin mensupları ile her ay bizim gerçekleştirdiğimiz toplantımız söz konusu. Bizim için de güzel bir network oluyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi soru cevap videolarımız daha devam ediyor olacak. Lütfen aklınıza takılan farklı sorularınız var ise bu videonun altında bulunan yorum kısmından bana sorunuzu yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda sorularınızın cevaplarıyla beraber sizlere yeni bir video daha yayınlıyor olacağım. Kanalımı takip etmeyenleriniz var ise lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Katar'dan videolarımız devam edecek. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.